Merhabalar, Rüzgar Çiçek Tasarım Atölyesi'ne hoş geldiniz. İkinci videomuzda tekrar karşınızdayız. Bugün sizlere külah içinde gül nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Yalnız bir misafirimiz var. Rüzgar Çiçek Tasarım Atölyesi adını nereden aldı diye sorarsanız, yakışıklı oğlu buraya çağırıyorum. Gel bakalım. Evet, gördüğünüz yakışıklı benim oğlum. Rüzgar Çiçek Tasarım Atölyesi adını bu yakışıklıdan aldı. Evet, benim adım Rüzgar. 11 yaşındayım. Hobilerimden biri futbol oynamak. En çok bilgisayar oynamayı severim. Genelde zamanımı bilgisayar oynayarak geçiririm. Kitap okuyor musunuz Rüzgar Bey? Yani denk gelirsek. Denk gelirsek. Böyle arada ve her zaman okumuyoruz niyeyse. Evet. Bilgisayar daha böyle çekici geliyor değil mi? Evet. Evet. Neyse, şimdi videomuzu hemen devam ettirerek külahla gülümüze başlayalım. Şimdi külah içinde gül nasıl oluyor? Külah kağıt içinde gülümüzü ortasına koyarak çok şık, güzel bir dekor olarak çıkıyor ortaya. Şimdi isterseniz başlayalım. Krep kağıttan yapıyoruz yine bunu. Krep kağıdımızı yaklaşık şöyle 20 santim çapında ebatına kestikten sonra ortadan içini kesiyoruz. Biraz da hızlı yapıyorum ki daha video çok yer kapladığı için daha kısa sürsün diye. Külahımızı gördüğünüz gibi külah şeklinde büktük. Alt tarafını böyle kıvırıyoruz. Zımbayla şöyle zımbaladık alt tarafını. Şimdi şurada bir orantısızlık oldu. Bunu da düzeltmek için şu şekilde iki tarafını birleştirip şöyle kesiyoruz. Şimdi burası tam simetrik bir şekilde çıktı ortaya. Şimdi buna bir de güzel bir kulp yapacağız. El geçimizde yine bunu ortadan, tam ortadan deldik. Şimdi buna doğal rafya bağlayacağız. Çünkü kulplu olduğu zaman tutması daha kolay. Evet Rüzgar, biraz da sen bahset kendine. Ben bahsettim, bahsedeceğim. Ne diyorsun bu YouTube videosu için? Yani güzel bir like veya abone sayısı alır. Alır mı? Alır. İnşallah bakacağız. Biz çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kurdalemizi de onu da yaptı. Ucunu kestikten sonra şu şekilde külahımız hazır. Şimdi bunun içine gülü yerleştireceğiz. Şimdi gülü yerleştirmeden önce yeşillik, kuşkonmaz dediğimiz yeşillikleri ilk önce yerleştiriyoruz. Tam ortasına koyduktan sonra gülümüzün altını keserek de tabii gülü tam külah boyunda yukarıda kalacak şekilde ayarlayıp kesiyoruz şurada. Gülümüzü tam ortasına yerleştiriyoruz. Biraz uzun olduğunu, biraz daha kısaltıyoruz. Şöyle tam ortasında kaldı. Şimdi ön tarafına da birazcık cipso koyuyoruz ki daha görselliği dolgun olsun. Güzel olsun. Tam ortasına birinci cipsomuzu koyduk. Şurada gördüğünüz gibi bir dağınıklık var. Bunu da kafasına düzelterek tam açısında kesiyoruz yine. Külahta gülümüz hazır. Çok şık, güzel ve hoş duran bir gülüm oldu. Şimdi evet Rüzgar, artistik hareketler sende. Hadi bakalım. Videolar uzun sürdüğü için videoyu kesmeyle, biçmeyle falan çok uğraştırıyor bizi işin özü. Biz biraz daha pratik yolunu bulduk. Evet Rüzgar, hadi bakalım. Videoya like atmayı unutmayın. Ama yazılar tam görürsün. Videoyu beğenin. Evet, öbürünü de. Ve videoya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.